Efendim şimdi devam edelim manşete. Biliyorsunuz Covid ile ilgili en başlıca sıkıntı yaşadığımız alanlardan birisi de eğitimdi. Özellikle sınavlar, eğitim sistemi çokça tartışıldı. Yüz yüze sınavlar konusunu konuşmuştuk. Yapılması ile ilgili öğrencilerin sıkıntılarından bahsetmiştik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavları erteledi. Karne notu için sınavlar ara tatil sonrasına bırakıldı. Bakalım önce habere. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda yeniden değerlendirme yaptıklarını söyleyen Selçuk, aldığımız kararla ilk ve ortaokul öğrencilerinin karne notu, ders etkinliği, katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz dedi. Yüz yüze sınavların yapılacağı tarih ise ilerleyen dönemlerde netleştirilecek. Daha önce konuşmuştuk aslında bu karar öncesinde yüz yüze sınavlarla ilgili sıkıntıları eğitimci Turgay Polat'ta. Şimdi bu kararı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Boyan abi. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Siz iyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Ne dersiniz karara? Şimdi bir de üzerine tabii karne notu ve ders etkinliği katılım puanı üzerinden değerlendirme yapılacak. Bu da başka bir soru işareti diye tartışılmaya başlandı hemen. Twitter'dan bize öğrenci arkadaşlarımız bolca mesaj atıyorlar. Buyurunuz. Şimdi sizin bir önceki programımızda gündeme getirmiştiniz. Çok teşekkür ederim. O gündem sayesinde de bugün o bir yanlıştan dönüldü. Öncelikle tekrar aynı cümleyi söyleyelim. Olağanüstü koşullarda olağan davranmaya çalışmayalım. Yani biz bu olağanüstü koşullarda sorumluluğu üzerimizden atmak için uzaktan eğitim yapıyoruz. Bunu da bir ölçelim. Sonra da karne verelim ve bu dosya kapansın gibi bir davranış görüyoruz. Böyle bir şey yok. Olağanüstü koşullardasınız. Dolayısıyla bu koşullarda öncelikle insan sağlığını, sonra çocukların geleceğini korumak adına kararların daha normalmiş gibi verilmemesi gerekiyor. Bu anlamda alınan karar son derece doğru. Yine sizinle yaptığınız programda ortaokullarında bir şekilde bu sınavdan muaf olması gerektiğini, çok da şart olmadığını söylemiştik. Şimdi açıklamada gördük ki ilkokul ve ortaokullara sınav ihtiyacı duyulmuyor. Sadece liselere ikinci dönemin başında tekrar sınav yapıp onların bir şekilde notlandırılacağı söyleniyor. Buradan anladığım şey şu, liselere bir notlandırma ihtiyacını illaki görüyorlar. Çünkü bir otorite başarı puanı işi var. Hı. Üniversite sınavında etkili olan. O yüzden bir yolunu bulmak istiyorlar. Ama ilkokul ve ortaokullarda böyle bir uygulama olmadığı için onu performansa dayalı diyelim tırnak içerisinde yapmak istiyorlar. O bir sıkıntı getirmeyecek mi? Performansa dayalı dediğiniz şey aslında biraz derse katılım temel belirleyici olacak. Online eğitim yapılıyor şu anda. Katılım aslında temel bir problem. Pek çok yerde. Yani imkansızlıklarla da ilgili sorunlar var. Başka problemler de var. O nasıl bir adalet sağlayacak? Ya verilmeli mi yoksa hiç verilmesi olur mu sorusunu da sorayım peşinden. Hiç verilmesi en güzel olur. Yani hiç verilmemesi mi? Evet, yani onlardan şu an bir karne istemiyor. Not değerlendirmesi olmasın. Kesinlikle. Yani şu anda geçen programda konuşmuştuk. Önceliğimiz bu değil. Önceliğimizin çocukların bir şekilde okul devamlılığını, eğitime olan ilgisini çekmek. Yani şu anda bir karne bekleyen kimse yok. Yani karne verelim de herkes sevinsin diye bir dert de yok şu anda. Dolayısıyla bu notlama ihtiyacının ya da bir karne verme ihtiyacının toplumsal ihtiyaçtan değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreci işlettik ve sonuçta bu karneyi verdik deme ihtiyacından kaynaklı. Neden efendim? Yani neden Milli Eğitim Bakanlığı? Çünkü geriye dönük olarak ortaya çıkacak herhangi bir sorunda, yani çocukların dersleri yeterince dinleyemedik, bu konuları öğrenemedik, bunları tekrarlayın gibi ortaya çıkabilecek yasal ya da direkt diğer ihtiyaçlardanın önünü kesmek için yapılıyor. Yani biz size o dersi anlattık, sınavında yaptık, sonuçta siz şu notu aldınız ve geçtiniz. Yani bu notların da düşük olmayacağını biliyoruz. Sonuç olarak böyle bir ihtiyaç hissediyor. Ben çok gereksiz olarak böyle bir ihtiyaca peşine düşüldüğünü düşünüyorum. Bu sene için çocuklara yıllık tek karne verilir. O da ikinci dönem açarsak. O da geçmiş olsun karnesi olur diye bir şey gibi yani. Yani o da kapanır ve biter. Yani illa birinci dönem sonra bir karne vermemiz gerekmiyor. Burada en kritik şey şu, çok güzel söylediniz. Kesinlikle süreç doğru işlemiyor. Yani çocukların uzaktan eğitime bağlanamayan milyonlarca çocuk var. Bu aktif olarak öğretmenleriyle yüz yüze ders yapamayan, canlı ders yapamayan çocuklar var. Hatta yani özel okullarla ya da daha çok imkanları yüksek olan okullarla diğer makas çok büyümüş durumda. Yani bu durumda siz hangi performansı, hangi katılımı, hangi şeyi ölçeceksiniz onu da merak ediyorum. Dolayısıyla bence Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir şekilde bu dönem herhangi bir notlama, herhangi bir karne verilmeyeceğini,
bu yıla özgü aldığı kararla sene sonunda her şey normale dönerse çocukların değerlendirileceğini, hatta o da olmayabilir, çocukların önümüzdeki yıllarda bu süreci bizim uyum süreci olarak geçirip önümüzdeki yıllarda normal devam edeceğini açıklayabilir. Mümkün yani böyle bir şey, böyle bir... Kesinlikle mümkün, kesinlikle mümkün. Mümkünü de şudur, Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiş bazı yetkiler vardır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın varlık amacı da budur. Sağlıklı bir şekilde toplumu gelecek şeyde hazırlamak mantığıyla gidiyoruz. Dolayısıyla şu an biz önceliğimiz neyse ona göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreci yönetme hakkı var. Bu süreci ona göre yönetme hakkı varken toplumda size baskı yapıp illa karne verin demiyorsa neden siz bu karnenin peşine düştünüz ki? Yani asıl bunu sormak lazım. Toplum bu arada nasıl bakıyor, öğrencilerle konuşuyor musunuz genel itibariyle? Kesinlikle. Bu arada metropollerden taşraya bu çok değişken de olabilir. Onu da belirtelim. Yani çok değişiyor. Çok yakın zamanda bir kırsal bölgede bir ziyaretim oldu, bir görüşmem oldu. Adını söyleyeyim, gittim oraya. O okulun neden kapalı olduğunu ben merak ediyorum zaten. Yani açıkçası şu anda biz önceliğimizi eğer bir şekilde bu toplumdaki bazı Covid'den kaynaklanan problemleri en aza indirmek istiyorsak, nasıl il bazında, ilçe bazında bazı kararlar alıp ekonomi bazında bazı kararlar alıyorsak, eğitimde de bunları yapmalıydık, yapabiliriz de halen. Ya çünkü burada elimizde bir sürü veri var. Kentlere ilişkin, köylere ilişkin, kırsala ilişkin. Dolayısıyla veriler var. Buradaki bence temel dert, asıl dert şunu öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Çocukların ve ailelerinin önceliği şu anda sağlık. Tabii sağlık olmuşken de insanlar şunu da bekliyorlar. Çocuğun bir şekilde okulla bağının kopmamasını ama bunun bir şekilde sınav ya da karne için, yani 4 gün sokağa çıkma yasağı yapacaksınız. Peşinden herkesi toplayıp okullara götüreceksiniz. Bu doğru değil, gelmiyor insanlara. Dolayısıyla bence önce ertelenmesi, sonra da karnenin öncelik olmadığını, biraz da bunların yavaş yavaş yüz yüze eğitime döndükçe bu ölçme değerlendirmenin yapılacağını topluma söylemek gerekiyor. Peki Turgay Polat, teşekkür ediyoruz. Efendim Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri muhtemelen izliyorlardır, takip ediyorlardır. Biz paylaştık görüşlerimizi, takdir elbette kendilerinin. Bakalım biz de paylaşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.